Ve stüdyomuza dönelim sevgili seyirciler. CHP Tunceli Milletvekili Sayın Kömer Genç bizlerle birlikte. Sayın Genç hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Evet, dün akşam saldırılarla sallandı Ankara. Evet. AKP Genel Merkezi'ne ve Adalet Bakanlığı'na saldırı düzenlendi. Evet. AKP binasına lav silahıyla saldırıldı. Evet. Geçtiğimiz dakikalara kadar saldırıyı kimin yaptığı belli değildi. Hangi örgüt tarafından? DHKPC olduğu belirlendi saldırının, saldırıyı yapanın. Ancak saldırının hemen ardından İçişleri Bakanı'nın ve Hüseyin Çelik'in yaptığı açıklamalar vardı. Bunlar çok dikkat çekiciydi. Özellikle İçişleri Bakanı orada bulunan bir bez parçası ve torbanın olduğunu atıfta bulundu. Ancak örgütle ilgili henüz bir bağlantı kuramadık dedi. Oysaki belki hani orada bez parçası denilen belki bir bayraktı, bir soru işareti var mı? Yine Hüseyin Çelik'in yaptığı Ergenekon'a atıfta bulunduğu açıklamalar çok dikkat çekti, tepki topladı. Ergenekon'un yerini başka örgütler alıyor, özellikle bu süreci baltalamak için dedi. Bunlar çok dikkat ve tepki çekti, tekrar hatırlatalım. Neler söyleyeceksiniz? Hem bu saldırı şimdi, hem saldırı sonrası evet, yapılan açıklamaları. Şimdi efendim tabii biz normal olarak hukuka inanan, insanlığa saygısı olan kişi olarak evvela konuşmama başlamadan önce herkese iyi saygılarımı sunuyorum bizi dinleyen bütün insanlara. Sağ olun. Sizlere de saygılar, iyi yayınlar çok sunuyorum. Şimdi bir insan olarak, bir insan sevgisiyle büyümüş bir insan olarak her türlü saldırıyı kınıyoruz, karşısındayız. Ancak çağımız öyle bir duruma geldi ki yani bugün öyle bir siyasi bir kadroyla, öyle bir siyasi yönetimle karşı karşıyayız ki yani bunların hangi o meydana gelen olayların kimler tarafından nasıl meydana geldiğini kavramak çok zor. Çünkü siyasette de olsa her şeyde insanların ağzından çıkan söze güvenmek lazım. Hı hı. Fakat maalesef AKP ile beraber Türk siyasi hayatı tamamen rayından çıktı. Gerçeklerin yerini yalanlar aldı. Bir takım işte oyun içinde oyunlar oynanıyor. Halk yanıltılmaya çalışıyor. Oyunlarla, aldatmaca hedeflerle halk devamlı yanlış bilgilendiriliyor. Yanlış bir algı yaratılmaya çalışıyor. Şimdi biliyorsunuz yani şimdi bir defa Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi ve işte bizim de iki milletvekilimiz, birçok şey arkadaşlarımız yani bir defa bu AKP iktidarı zamanındaki Türk Silahlı Kuvvetleri çökertildi. Yani evet. Bütün kadrolarıyla çökertildi. Dün meclise de dile getirdim. Milli Savunma Bakanı'na sordum. Ya dedim bu Genelkurmay'ın elindeki elektronik sistemi siz niye aldınız da Genelkurmay'dan aldınız, MİT'e verdiniz? Ve siz bunları Genelkurmay'da alıp da MİT'e verdikten sonra karakollara yapılan saldırılar zamanında istihbarat verilmedi. MİT de bu istihbaratı verilmediği söyleniyor ve bu nedenle en azından yüzün üzerinde asker şehit oldu. Bunun sebebi bu, yani o askerlerin bana göre bugün bunların ölümüne sebebiyet veren o Genelkurmay elektronik sistemlerini Genelkurmay'da alıp da MİT'e veren kişilerin yani bunun sebebi onlar. Çünkü niye? Kendi askerine diyor ki sen kendini savunacak bilgileri edinme diyor. Hı hı. Dolayısıyla MİT de bilgi vermediğine göre yani başka bir yerde olsa böyle bir ne hükümet ortada kalır ne bilmem başka bir şey kalır ortaya. Milli Savunma Bakanı'na dün soruyorum cevap vermiyor bize. Ya ne kadar adam öldü diyorum. Şimdi bunlar evveliyatına baktığımız zaman bakın yani şu saldırılarda ben bir oyun görüyorum. Yani şimdi biliyorsunuz bunlar her Tayyip Erdoğan bizim genel başkanımıza ne dedi? Dedi ki senin nefes almanı dahi kontrol ediyorum dedi. Evet. Hakikaten öyle. Şimdi Amerika'da getirdikleri dinleme cihazları var. Herkesi dinliyorlar. Kimin nerede ne yaptığını biliyorlar. Şimdi bakın işte şimdi Abdullah Öcalan'da bir takım pazarlıklara giriştiler. Evet. Şimdi tabii millette bunda bu konuda bir tepki var. Çünkü bu aslında bunun Abdullah Öcalan'ın yaptığı açıklamalarda ta 2002'den beri Tayyip Erdoğan'la işte bir takım pazarlıklar içinde olduğu açıkça görülüyor. Nitekim 12 Haziran seçimlerinden önce. Seçime gitmeden önce Tayyip Erdoğan Erbil'e gitti Barzani ile pazarlık etti. Ondan sonra Oslo'da PKK ile pazarlık etti ve
biliyorsunuz 12 Haziran'da seçim vardı. PKK o zaman 16 Haziran'a kadar eylemsizlik kararı aldı. Evet. Niye aldı bu eylemsizlik kararı? AKP rahatlıkla seçimi alsın diye. Şimdi yeni bir mahalli seçimlere gidiyoruz. Yeni bir mahalli seçimlerde de bir hesap yapıyorlar. Ya işte bu arada PKK yine eylemsizlik kararı verirse tabii ki biz istiyoruz. Yani eylem olmasını istemiyoruz. Bir tek insanın kanını akmasını istemiyoruz. Ama bunları iyi niyetle yapmak lazım. Samimiyetle bu işleri istemek lazım. Siyasi amaç için değil, makam ve mevki için değil, gerçekten ülkenin ve milletin geleceği ve insanlık için yapmak lazım. Bana öyle geliyor ki yine 12 Haziran seçimleri gibi önümüzdeki Mart seçimlerini ve ondan sonraki yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerini işte bir şey içinde yapmak için bir takım tavizler veriliyor. Yani bu işi çözmek için değil. Sadece zaten Tayyip bak kafasına bir şey koymuş. Diyor ki ben işte tek yetkili başkan olacağım. Tek yetkili başkan ne olacak? Her şey onun elinde olacak. Yani bunu zaten millete, insanlığa, demokrasiye saygısı olan bir kişi de böyle bir başkanlık sistemini istemez. Ne demektir? Yani bu halk kendini idare etmiyor. Bu halk da vardır. Ben tek başıma bu davarı sopaya vuracağım. Şöyle gideceksin, sopaya vuracağım. Böyle gideceksin. Böyle bir anlayışla çıkıyor ve ben o makama diyor gelmem için her türlü taklayı da atarım, her türlü sözü de veririm. Ama yeter ki ben o makama geleyim. Zaten o makama geldikten sonra artık ne memleket kalır ne bir şey kalır. Çünkü her gün bir kararnameyle herkesi özgürlüklerini alır, mahkemeleri fesheder, hak alma yollarını tıkar. Dolayısıyla burada bir pazarlık şeyini diyor. Tabii bu ülkeye çok büyük sıkıntılar veriyor. Sıkıntıya varması için kamuoyunun dikkatini başka yerlere çekmek gerekiyor. Şimdi DHKP mi yaptı, başkası mı yaptı? Peki eğer DHKP yaptıysa niye Tayyip Erdoğan yurt dışına gittiği zaman gidip de onun odasının altına hemen o zaman oraya ateş ediyor? Tayyip yani başbakanın orada olmadığını biliyorlar. Tayyip Erdoğan yurt dışına gittiği belli. Daha önce de belli. Sonra Adalet Bakanı'nın bahçesine gitmişler, iki tane bomba atmışlar. Yani bunlar hep kuşku yaratıyor. Daha önce biliyorsunuz Bülent Arınç gitti Marisa'dayken. Efendim iki tane subay gelmiş de beyefendiyi öldürmüşler, öldüreceklermiş de suikast yapacaklarmış. Ne oldu? Kapatıldı gitti. Evet. Ne yaptı onun yüzünde? Gittiler Genelkurmay'ın kozmik odasına girdiler. Genelkurmay'ın en gizli belgelerini aldılar. Birilerine ulaştırdılar. Yani nedir? Bu hesap tamamen Türkiye'yi yok etme hesabıdır. Türkiye'yi bitirme hesabıdır. Şimdi açıkça ben bunların yani bu bunun bir oyun olduğunu, bunun AKP zaten kendine göre bir şey kurmuş. Bir Ergenekon'u artık o da kendine göre kurmuş. Bakın bir sordum Bakar'a. Sen dedim bu Yemen'e dedim niye şeyi kaldırdınız vizeyi? Böyle ticari amaçlı yok. Yani sadece Yemen'de Taliban ve El-Kaide mesupları var. Onlar rahat gelsinler Türkiye'ye eylem yapsınlar. Yani Türkiye'nin yani Türkiye en kısa zamanda işte Orta Doğu'daki o bütün tehlikeli örgütlerin, El-Kaide'nin, Müslüman kardeşlerin, Taliban'ın, Hamas'ın cirit atacağı bir ülke haline getiriliyor. Tayyip Erdoğan bunu kasıtlı yapıyor. Yani bu Türkiye'yi yaşamaz bir ülke haline getiriyor. Bunları söylüyoruz. Bu milletin anlaması lazım. Anlamazlarsa sonucu görecekler yani. Ben onu diyorum. Onun için efendim. O zaman bu saldırı için özetle ne diyorsun Sevgi? Yani bu saldırı için benim gördüğüm kadarıyla tabii saldırı kınıyorum fakat bu saldırıda bir kuşkum var. Kuşkum. Dolayısıyla bu kuşku nedeniyle bunların bir takım işte bu Ergenekon kararlarının açıklanması işte şeyle Abdullah Öcalan'la yapılan bu konuşmaların işte halk üzerinde yani yapılan bu girişimlerin halk üzerinde yaptığı işte kızgınlığı değiştirmek için yani gündem saptırmak için. Ben öyle istiyorum. Hüseyin Çelik'in Ergenekon'da ilgili söylediği Çelik, sözler de çok dikkat onu çekici. Hiç ben bir yere şeye koyamam. Ben biliyorum Hüseyin Çelik'i. Yıllardan beri tanıyorum. Yani beraber Doğru Yol Partisi'nde hangi şartlardan bile kimlerin kontenjanından gelip milletvekili olduğunu neler yaptığını gayet iyi bilen bir insan olduğum için Hüseyin Çelik diye birisini de ağzıma almak da istemiyorum. O zaten hep böyle işte, partili bir yalancı makinaları var. Bazıları bu işte partinin daha doğrusu bazı kurumların yalan makinaları vardır. O yalan makinaları kendi görevlerini yapmak için çok ben Hüseyin Çelik'i de kastetmiyorum. Genel olarak konuşuyorum. Evet. Yani böyle yalan makinaları kanalıyla kamuoyunun işte dikkatini bir yerlere çekmek istiyor. Yani görevleri var bunların. O görevlerini yapıyorlar. Yani kamuoyunu
bir anlamda kafasını karıştırmak belki. Yani dedim be, bakın bugün AKP bütün çok elinde çok güçlü dinlenme cihazları var. Herkesin adım atmasını kontrol ediyorlar. İşte Tayyip dedi ya, bizim genel başkanım, onu söylüyorum. Sen nefes almanı kontrol ediyoruz dedi. Dolayısıyla DHKP'nin kaç kişi olduğu, nerede evet. olduğu, hangi, nerede, ne zaman eylem yapacağını bilmemeleri mümkün değil. Evet. Yani onun için bunlar danışıklı dövüş bir takım yapılan şeylerdir. İşte bugün savcıları görüyorsunuz işte. Adam çağırıyor işte savcı, gazetelerde yazıyor. Diyor ki sen işte de ki ben işte Genelkurmay Başkanı işte şurada şu hareketi yaptı. Oradaki bir şeyi çağırıyor, söyle diyor, ifade ver. Yani hep tezgah, hep insanları suçlu göstermek. Bir de kamuoyunda bunların bir hedefi var. İşte Türkiye'yi Cumhuriyeti Devleti'ni dönüştürüp yerine bir kendi kafalarına göre bir devlet kurmak istiyorlar. Bu devlet kurma konusunda çok büyük mesafe aldılar. İşte Abdullah Öcalan da diyor ki biz zaten Cumhuriyeti değiştireceğiz. Hı. Tayyip Erdoğan'la anlaştık diyor. Kendisi bunu şey etti mi, tekzip etti mi? Yok. Ondan sonra o konuşuyor. Ondan sonra böyle bir hedefleri var ikisinin. Bu hedeflerine varmak için. Bu da bu saldırıda bunların bir parçası mı? Yani bunlar hepsi birbirine bağlı. Hı. Ülkenin içine sürüklenmek istenilen kaosun, işte çıkmazların birer parçalarıdır. Bunu görmemek için aptal olmak lazım. Hı. Yani tabii maalesef vatandaşlarımız oynanan oyunları görmüyor ve bu memleketin işte içine düşürdüğü o facia denilebilecek statüde kurtulmaz konusunda herkes bir şey söylemiyor. Yani gerçekleri görmesi lazım. İşte bunlar günlük olaylarla göz bayamak için girişilen, bana göre aşağılık bir takım girişimler. Evet. Peki şimdi yarın Nevruz, evet. Nevruz kutlamaları ile ilgili, daha doğrusu kutlamalar birkaç evet. gün öncesinden başladı ama yarın önemli bir tarih tabii. Özellikle Demirtaş'ın, Abdullah Öcalan'ın açıklamaları ile ilgili yaptığı konuşma var. Öcalan'ın şimdi bu isyanı bitireceğiz açıklaması var. Yani bizim, yarın Nevruz'la bunu ilişkilendirirsek. Bakın şimdi bence Nevruz hepimizin bir bayramı. Hı. Yani işte kendine özgü bir ifadesi var. İşte toprakla işte belli bir şeyler görüşülmesi. Yani bir barışın, bir bayram havası içinde kutlanması gereken bir gün. Evet. Dolayısıyla herkesi bu güzel günü sevinçle, işte kırlara gidip, işte biz çocukken kırlara giderdik, orada işte yiyecekler getirdik, orada yerdik, eğlenirdik, oyun oynardık. Şimdi bir barışın simgesi, bir sevginin simgesi. Dolayısıyla böyle bir gün herkes tarafında, yani ben herkesin Nevruz'unu kutluyorum. Böyle bir gün insanlar için tabii ki bir bayram yapma, bir sevinme, bir tabiatın güzellikleri, tabiatta yeni gelen bir çiçek, işte yeşillenmenin yaratacağı bir ruh güzelliğinin nimetlerinde yararlanma gibi bir şey olarak kabul ediyorum. Ama şimdi öyle bir şey diyorlar ki, şimdi Abdullah Öcalan bu devletin kanunları tarafından, yani tabi PKK'daki bu ülkede yapılan büyük bir yani öldürmeler nedeniyle mahkum edilmiş, ömür boyu işte evet. Mahkum edilmiş bir kişi. Şimdi buna getirip de siz bunun Nevruz'da bunun mesajını ondan sonra okuduğunuz zaman ne olacak? Yani bu kişi başbakan değil, bakan değil veyahut da ne bileyim yani bir nedir yani bu kişi? Tayyip Erdoğan önce bunun ismini koyması lazım. Yani bu ne demektir? Yani devlet zaten işte ben orduyu çökerttim. Hı hı. Bu ordu mağlup olmuştur. Dolayısıyla işte sen bu işte başa şey zafer kazanmışsın. Bu zaferini Nevruz gibi güzel bir günde çık diyor, kutla diyor. Yani bunun anlamı bu. Yani eğer söylemek doğru CHP'de söylemekte. Resmi bayram olarak kutlanması efendim, bayram, için tabii kutlanır. Biz bayrama karşı değiliz. Nevruz hepimiz kutluyoruz. Yani Nevruz'da şeyimiz yok. Ama şimdi ortada çok enteresan bir şey var. Şimdi Abdullah Öcalan mahkum olmuş Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre. Yani işte ağırlaştırılmış, ya yani idam olsaydı idam, kalkmasaydı idam edilecek bir kişi. Şimdi bir milli kahraman gibi, bir devletin bir büyüğü gibi ve bir statüye getirilerek bu ülkede talimat verecek bir mesajları okunuyor. Bunu yapan kim? AKP yapıyor. AKP hükümeti. Niye yapıyor?
Tayyip Erdoğan ben diyor bunu basamak edeyim, benim istediğim bir makama gitmek için. Böyle bir görüntü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yok olduğu görüntüsüdür. Onun için yani herkes bu gerçekleri görmelidir. Ondan sonra efendim bu açılım açılım yani nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun neyin karşılığı yapıyor? Yani bağımsız Kürdistan kurmak için mi yapıyor? Veyahut da ne bileyim işte devleti parçalamak mı için yapıyor? Hangi tavizler için? Yani durup dururken yani bir silahlı örgüt eğer çekiliyorsa ve ondan sonra bunu birisi talimat veriyor çekilip siz çekili diyorsa yıllarca 30 senedir bu memlekette bir savaş yapılıyor ve bu savaş yani orduyla işte eskiden savaş da denilmiyordu neyse artık silahlı eylem de diyelim yapılıyorsa bu birden bire çekiliyorsa elbette bir bedeli olması lazım. Evet. İşte Tayyip Erdoğan gizlediği bu bedel. Yani neyin karşılığı? Benim kafama geçen şimdi Kuzey Irak'ta Maliki ile Barzani arasında bir savaş çıkma halinde eskiden biz Irak'ın bütünlüğünü korurken şimdi Tayyip Erdoğan Kuzey Irak'ı yani Amerika'nın da verdiği herhalde bir talimat doğrultusunda Kuzey Irak'ta Barzani'yi tutmamızı istiyor. Dolayısıyla işte Barzani'nin yanında yer aldığımız zaman o zaman ne olacak? Tabii ki Barzani ile Maliki çarpışınca Türkiye'de Barzani yerine yer alınca Barzani orada bağımsızlığını ilan edecek. Bağımsızlığını ilan edecek orası bir federasyon haline dönünce Türkiye'deki işte Kürt bölgelerini belli bölgelerde oraya bağlayıp bir federasyon arkasında da bir Kürdistan kurma hayalleri için bunların yapıldığı gibi bir izlenim yaratan olaylar var. Şimdi tabii karşımızda ciddi hakikaten yaptığı yeminin sadakat gösterecek dürüstlükle bir hükümet yok. Daima gerçekleri halktan gizleyen her gün değişik değişik yalanlarla kamuoyunun karşısına çıkan hileler yapan işte böyle bir görüntü veren bir kimlikle karşımıza çıkınca hakikaten bizim de ne için yapıldığını anlamamız mümkün değil. O bakımdan gerçekten burada bir sonuca varmak mümkün değil. Göreceğiz. Yani bir belirsizlik hala sürüyor. Hayır belirsizlik var. Her gün oyun içinde oyun oynanıyor. Evet, evet. Yani bu saldırılarda işte zaten biliyorsunuz Tayyip Erdoğan 2'de bir kendini böyle acındıran efendim şey gibi pozisyona sokuyor. Diyor ki ben İmam Hatip mezunuyum diyor. Bize yarasa dediler diyor. Ya Tayyip nerede kim sana yarasa dedi ya? Ya şimdi bu memlekette yalnız İmam Hatipler yok ki. Yani 20'den fazla meslek okulları var. Ben de mali okulu mezunuyum. Yani işte sağlık okulu vardı, tapu kadrosu okulu vardı. Bir sürü meslek okulları vardı. İmam Hatip de bunlarda bir meslek okulu da o. Yani bu meslek okulları içinde Tayyip Erdoğan orayı bitirmiş diye buna böyle çok büyük bir imtiyazlar vererek en işte her türlü devletin imkanları onlara verilmesi çok yersiz ve çok sevimsiz bir davranış biçimi. Dolayısıyla böyle halkın karşısına devamlı diyor bizi işte biz işkence çektik yani diyor. Yani bir mağduriyet devamlı mağduriyet politikası ile evet. Halbuki Tayyip şimdi sen Türkiye'nin dünyanın en zengin adamlarındasın. Emrinde 5-6 tane uçak var. Keyfin istediği zaman karını, çoluk çocuğunu gözler ve yandaş adamları getiriyorsun. Dünyanın en iyi ülkelerinde yiyorsun, içiyorsun, bedava geziyorsun. Her gittiğin yerde bir yabancı ülkeye gittiği zaman 150-200 tane polis önce gönderiyor kendinden önce. Onlar yiyor, içiyor, uçaklara gidip geliyor. Neymiş orada koruyacaklarmış. İşte Çanakkale'ye gittik. 18 Mart Çanakkale zaferinde. Düşünebiliyor musunuz? Çanakkale stadyumuna sokmuyorlar. Dışarıdan bildirme kıtalar getiriyorlar. Onlara davetlerin hepsini onlara veriyor. Biz gittik Çanakkale'ye diyor ki bizi almıyorlar içeri. Neymiş? Tayyip daha önce oraya gitmiş, yuhlamışlar kendisini. Yuhlamakta korktuğu için bunu yapıyor. Yani her davranışlarında, her icraatlarında ülkeyi devamlı kötüye götüren, ülkeyi bölmeye götüren, ülkede insanlar arasında düşmanlık duygularını tahrik eden ve ülkede birlik ve bütünlüğünden tamamen uzaklaşan bir icraatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için bu yani Nevruz'un benim temelim inşallah herkes burada çıkar. Güzel o bayram havası içinde eğlenir. En ufak bir olay da olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını da ortaya kaldıran, varlığını da ortada kaldıracak bir görüntüyle de karşı karşıya kalmayız. Çünkü bu çok önemli bir şeydir.
eğer böyle bir görüntü şey derse, yani benim gördüğüm kadarıyla bu AKP iktidarı Türkiye Cumhuriyeti'nden rahatsız bir iktidar. İşte evet. Şimdi Nevruz değerlendirmesini evet. yaptık, güzel dileklerinizi evet. paylaştınız ama benim sizinle konuşmak istediğim bir de bir rakı polemiği evet. var son evet. günlerde yaşadığımız. Evet. Başbakan ne içtiklerini merak ediyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamış, meğer rakıyı sulu içiyorlarmış. O susuz demiş. İçiyor herhalde. Şimdi bakın, rakı sulu mu susuz mu içilir? Hayır, rakı, Sayın Genç. Hayır, sulu da içen var, susuz da içen var. Sahtekar olmayanlar sulu içerler. Çünkü neden? Çünkü suyu koydunuz mu rakı beyazlaşıyor. Evet. Ondan sonra yani ben rakıyı sulu içerim. Yani beyazlık koyar bardağın masanın üzerine, orada beyazlık çıkıyor ortaya. Herkes benim rakı içtiğimi bilir. Belli olsun. Ama bazıları içkiyi ne ye, olduğu belli olmasın diye susuz içerler. Bilmiyorum, şimdi Tayyip herhalde susuz içiyordur. Yani o demek ki yani aslında kızmaması lazım. O susuz rakıdan zevk alıyorsa ben sulu rakıdan zevk alıyorum. Yani onu ne ilgilendirir benim rakımı? Yani CHP'liler susuz mu içiyor, sulu mu içiyor? Aslında Tayyip Bey CHP'lerin içki içmesine de çok kızıyor. Bunu çeşitli niye? Defalar, çeşitli konular içinde dile getirmişti. Ya o herkes kendisinden sorumlu olur. Yani içki artık çağımızın çağdaş bedeni insanların işte bir sofrada böyle uzun uzadıya oturup sohbet etmenin bir aracı haline gelmiş. Yani içki içmediniz mi gidip hemen 5 dakikada midenizi doldurup kalkıp gidiyorsunuz. Ama içki içtiğiniz zaman masada hem bir, uzun uzun yavaş yavaş bir o içkinin yani içki geleneğin yarattığı zevkine vararak, zevkine vararak yemeği de zevkine vararak mezelerde şey ederek ve en güzel de sohbet ederek, yani zaten içkinin en güzel şeyi insanların yemek sofrasında uzun süre oturarak tatlı tatlı sohbet etmeleri, birbirlerine fıkra anlatmaları, birbirine ülke sorunları hakkında tartışmalarının en güzelliği oradan geliyor. O bakımdan bunu yani Tayyip herhalde şunlardan rahatsız, yani insanlar bir araya gelip de uzun bir arada konuşmasınlar, tartışmasınlar, işte aydınlanmasınlar. Onlardan rahatsız olduğu için içkiye belki karşı olabilir. Yani karşı olup olmadığını bilmiyorum tabii. Herkesin özelinde ne yaptığını bilemeyiz ki. Evet, ben evet. birçok insanları biliyorum. Yani geçmişte çok içki de içmiş. Ya içki içmekte de bir sakınca ben görmüyorum evet. yani. Ama önemli olan zaten yani dürüst olmak değil dürüst mi? Olmak. Bir de sarhoş olmamak. Yani içki yasak değil. Peki o zaman sirke de içiyor. Yani şimdi Tayyip Erdoğan yemeklerine sirke koymuyor mu? Sirke de bir içki. Yani ama yani peygamberimiz zamanında yasaklanan sarhoşluk yasaklanır. Yani siz eğer kendinizi bilerek masada oturup hakikaten adabıyla içerseniz o yemekleri de tabii o yavaş yavaş yiyip de hem vücuda da faydası var. Sindire sohbet ederek, ülke sorunlarını tartışarak, konuşarak. Ondan sonra güzel güzel fıkralar anlatarak yemek yediğiniz zaman işte o zaman sorun bir insanın diyorsunuz. Hayatında yaşadığı güzelliğin bir bölümü oluyor. O bakımdan ben yani tabii Tayyip Erdoğan her şeyi yani her kendisini yaptığı doğru, başkalarının yaptığı kötü. Bir de işte kendine göre bir şey etmiş. Efendim işte içki her tarafta da yasakladılar. Yani nasıl yasaklar evet, diyorsun ya? Çok sonra gün ve gün tabii ve birçok valiler de Tayyip'in gözüne girmek için yasaklıyorlar. Ama onlar yasaklarken tabii ki kendi bu bölgelerde birileri de gizli içiyor yani. Kaldı ki yani Amerikalılara da sattıklarına göre bu rakıyı tamamen gizleyeme şey yasaklayamaz. Çünkü Amerika da korkuyorlar bunlar. Yani sen rakı fabrikalarını bana sattı, nasıl sen bunu yasaklarsın? Ya yasaklayamaz da işte bazı valiler buna yaranmak için bunu yasaklıyor. Ama Kamer Bey evet. Özellikle dikkat çekici şekilde son aylarda çok arttı bu yasaklamalar. Tabii hem yasaklamayı artırıyorlar hem de içki içenlere verilen cezayı çok ağır. Hmm. Trafik cezalarını artırıyorlar. Birçok yerlerde işte insanlar hani kırsal alana girip de bir içki içip gelemiyorlar. Yani bu tabii bana göre memlekete yani hayırlı iş değil yani. Tabii ki yani insanlar içki içerken yani seviyesini korunmalıdır. Yani kendisini kaybetmemelidir. Yani kendisine güvenmeyen araba kullanmamalıdır. Ben bunları kabul ediyorum ama yani herkes kendi hayatı kendi yani topluma zarar vermediği sürece evet, herkes kendi hayatını hesabını kendi vermelidir ve kendisi de kendi seviyesi yani yaşam koşullarını kendi tayin etmesi lazımdır. Hı hı. Onun için başkasının da gelip de yok şunu yapma bunu yapma demek bence insanlara karşı büyük bir saygısızlıktır.
yasaklara zaten karşıyız. Tabii canım, yani insan ya içki yani işte ben sordum, yani ben tabii din konusunda bu konuda fazla bir bilgim yok ama bilenlere sordum. Mesela işte Zekeriya Beyaz Hoca'ya sordum. Dedi, yok dedi, içki içmek haram değil dedi. Yani sarhoşluk haram. Hı-hı, onun için hı-hı. Yani kendini etrafa zarar tabii, vermek, rahatsızlık tabii, vermek evet. Yasak olan o. Ya zaten işte üzüm, yani rakı nereden yapılıyor? Üzümden yapılıyor. Üzüm yemiyorlar mı beyler? Yiyorlar. Dolayısıyla yani onlar hepsi göz boyama. Yani işte yani bunların toplumda söyleyecek lafları yok. İşte böyle basit meselelere toplumdan çıkmaya çalışıyor. Bir oy rantı diyebilir miyiz bunlar? Oy için bir rant kaynağı. Tabii yani bunlar oy almak için her takla yatarlar. Yani her türlü iftiraya atarlar. Her türlü kılıktan kılığa girerler. Yani önemli olan sen dürüstlüğünde, insan sevginde, insanlığa yaptığın hizmette, insanlığa kazandırdığın kazanımlarla toplumda temayüz edip öyle insanlarda bir makama, mevkiye gelmen için bir oy alman lazım. Ama yalanla, dolanla, iftirayla toplumu yani karanlık bir rejime doğru götürmekten bana göre alınan oyun hiçbir anlamı yok. Çünkü o karanlığın sonu yine karanlıktır. Hı hı. O bakımdan. Peki siz şimdi biz her geldiğinizde buna biraz değiniyoruz ama çok renkli bir mecliste çok renkli bir siyasi isimsiniz. Bu anlamda toplumla bir araya geldiğinizde nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani ben halk çok büyük sevgi gösteriyor bana. İnanınız ki her gittiğim yerde zaten bu anayasa formu dolayısıyla her hafta sonu bir yerdeyim. Halkla çok büyük bir sevgi görüyorum. Evet, çok sevgi görüyorum. Onun için de yani Sayın Genel Başkanımıza dedim, bakın ben Cumhurbaşkanı adayım dedim. Yani bugün anayasaya göre 20 milletvekilinin imzasını aldığınız bir Cumhurbaşkanı adayı olursunuz dedim. Ama korkum şimdi Tayyip halktan korkuyor şimdi. Yani yeniden anayasa değişikliği yapıp meclise getirme durumu olabilir çünkü halktan korkuyor. Bu halkın karşısına gidemez. Ben iddia ediyorum. Yani ittikleri varsa en kısa zamanda yani 7 seneyi beklemeye de gerek yok. Zaten Abdullah Gül Fuzuli o makamı işgal ediyor. Çünkü bu anayasada yapılan o değişiklik anayasada aykırıdır. Dolayısıyla 5 yılı süreni yani doldu. Şimdi 7. yıla doğru gidiyor. Hemen bir an önce Cumhurbaşkanlığı seçimini yapalım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı çok önemli bir makam. Evet. Orası fren ve denge yeri olması lazım. Yani bugün Tayyip ne diyor kanun çıkarıyorsa ertesi gün Abdullah Gül onu onaylıyor ve rejim bundan dolayı bu kadar sıkıntıya girdi. Ordusu, memleket, bizim ordumuz bu nedenle bu kadar yani tahrip edildi. Dolayısıyla Çankaya'da gerçekten ülkeyi düşünen, ülkenin birlik ve bütünlüğünü düşünen, hukukun genel ilkelerini bilen bir ülkede barışı, huzurun bozulmamasını sağlayacak düşüncede bir kişi Çankaya Köşkü'nde olsa AKP'nin bu kadar keyfi işlem yapması mümkün değil. Çünkü artık cemaatler ve tarikatlar devletin her tarafına sızmışlar. Bu cemaat ve tarikat mensubu olmadığınız zaman ne devlet yerinde kadrosunda bir yere geliyorsunuz ne de herhangi bir ihale alabiliyorsunuz ne de herhangi bir ekonomik gücünüz oluyor. O bakımdan yani Türkiye çok sıkıntılı bir döneme girmiş. Sıkıntı daha az bir ifade. Yani daha bana göre bir felaketin içinde inşallah en kısa zamanda bu felaketin içinde kurtulması lazım. Bunu da ben gördüğüm kadarıyla bunu kurtaracak da yine Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı. Ben ona inanıyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genç. Güzel sohbetiniz için. Sağ olun. Sevgili seyirciler.